Evet, herkes burada olduğuna göre başlayabiliriz. Bugünkü eğitimimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen dersimizde hatırlarsanız Azure konusunda bir giriş yapmıştık. Azure'un yönetimiyle ilgili bir modülümüz vardı. Onu tamamladıktan sonra Azure sanal makinelere geçmiştik ve biraz Azure sanal makinelerden bahsetmiştik. Bugün o konuya devam edeceğiz ve tabii ki vaktimiz kalırsa diğer modüle, Azure depolama modülüne de geçiş yapacağız. Hatırlarsanız Azure sanal makinelerin planlaması ile ilgili birkaç bir şey söylemiştik. Fiyatlandırması, sanal makine boyutlarından bahsetmiştik. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Azure sanal makinelerin de tabii ki fiziksel makineleriniz gibi bir sanal diskleri bulunuyor. Bu sanal diskleri aslında varsayılan olarak bir makina ayağa kaldırdığınızda, bir sanal makine ayağa kaldırdığınızda iki tane sanal disk de birlikte geliyor. Bunlardan bir tanesi işletim sisteminin yüklü olduğu C diski, bir diğeri de geçici disklerin, geçici datalarınızın tutulması gereken bir kısa süreli bir disk, kısa süreli depolama alanı. Bu da temporary disk adı altında geliyor. Normalde bu temporary diske Microsoft'un önerisi arkadaşlar kesinlikle önemli verilerinizi koymamanız. Çünkü herhangi bir restart durumunda ya da herhangi bir durumda buradaki verileriniz silinebilir. Adı üstünde zaten temporary disk, geçici disk. O yüzden eğer önemli verilerinizi saklamak istiyorsanız sanal disklerinize dilediğiniz kadar data diskleri ya da veri diskleri ekleyebilirsiniz. Bunların iki örneklerini göstereceğim sizlere. Bu diskleri de dilediğiniz gibi kullanabilmeniz mümkün. Peki depolama seçeneklerimiz neler? Yani sanal makinelerdeki disklerdeki seçeneklerimiz neler? Premium storage diskler bulunuyor. Bunlar yüksek performanslı SSD diskler. Yoğun iş yükleri için, yoğun iş yüklerine ihtiyaç duyan sanal makineleriniz için son derece kullanışlı diskler. Bunlar kullanılabilmekte yüksek IOPS'a sahip diskler bunlar aynı zamanda. Aynı zamanda iki tür diskimiz var. Bunlardan bir tanesi yönetilen manage ya da yönetilmeyen unmanaged diskler. Eskiden yönetilen diskler olmadığı zamanlarda yönetilmeyen disklere sahiptik ve depolama hesaplarını, VHD'leri yani o sanal disklerinizi kendiniz yönetmeniz, kendiniz yedeklemeniz ya da kendiniz üzerinde işlemler yapmanız gerekiyordu ama artık bunlara gerek yok. Çünkü Microsoft bunu da servis olarak sağlıyor Azure üzerinde yönetilen diskler adı altında. Azure tarafından korunuyor diskleriniz ve Azure tarafından yönetiliyor. Ve önerilen de bu. Yönetilen diskleri kullanmak hem daha güvenli hem daha operasyonel süreçlere yönelmenizi azaltıyor. Hem de daha uygun fiyatlı. O yüzden hani bundan sonraki sanal makinelerinizde eğer gerçekten bir kurum içerisinde kullanıyorsanız Azure ortamını oluşturacağınız sanal makinelerde kesinlikle yönetilen diskleri kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yönetilmeyen disklere sahip yani unmanaged disklere sahip sanal makineleriniz varsa da bunları kolayca managed disklere çevirebiliyorsunuz. Onunla ilgili de birkaç örnek gösterebilirim sizlere. Peki hangi işletim sistemleri destekleniyor Azure üzerinde? Aslında aklınıza gelebilecek her türlü işletim sistemi. Windows Server tarafında birçok ürün var. Örneğin 2012, 2016, 2019 gibi birçok ürünü kullanabiliyorsunuz. Tabii bunların hani core versiyonları ya da diğer versiyonları da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Linux tarafında da birçok dağıtım mevcut. Azure Marketplace içerisinde onlarca, yüzlerce onaylanmış Linux sürümleri var. Bu Linux sürümlerinden dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tabii ki burada yani Windows ile Linux arasında bir fark olacaktır. Çünkü Windows işletim sistemi kurmak istediğinizde bu Windows işletim sisteminin lisans maliyetine de katlanmak zorundasınız. Ancak Linux tarafında çoğu Linux işletim sistemi open source olduğu için onların herhangi bir ücretlendirmesi olmayacaktır. Ama bazı durumlarda da işletim sistemi imajı ile beraber içerisinde bazı uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Örneğin Windows Server 2016 SQL Server 2016 ile beraber diye bir imaj görebilirsiniz Azure Marketplace'te. Bu imajı seçip sanal makineyi bu şekilde kurduğunuzda Windows Server 2016 kurulacaktır ve üzerine de SQL Server 2016 kurulacaktır. Ama bu zamanda maliyet tabii ki lisanslama bakımından maliyet
hem işletim sistemi maliyeti hem de SQL Server maliyeti olacaktır. O yüzden Azure Marketplace içerisindeki dilediğiniz şeyi, ne derler, imajı kullanıp işletim sisteminizi kurabilirsiniz. Tabii ki maliyetlerine dikkat etmek koşuluyla. Sadece Azure Marketplace'ten mi kurulumlar gerçekleşiyor? Hayır. Tabii ki kendi imajlarınız varsa bu kendi imajlarınızı da Azure üzerine gönderebilir ve bu imajlardan da yeni sanal makineler kurabilirsiniz. Linux veya Windows fark etmez ama önceki bölümlerde bir hatırlatma yapmıştım. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. O da şöyleydi ki eğer ki kurum içi yapınızda bir VMware altyapınız varsa bu VMware'den aldığınız bir imajı direkt Azure'a gönderemezsiniz. Onu tabii ki convert etmeniz gerekiyor. Yani değiştirmeniz gerekiyor. Ve VMDK olan sanal makine uzantısını VHD'ye çevirip bu şekilde Azure üzerine göndermeniz gerekmekte. Ondan sonra bu imajı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sanal makineleri nasıl oluşturuyoruz? Birlikte bakalım. Tabii ki sanal makine oluştururken birçok farklı yöntemi kullanabiliriz. Azure ortamını yönetme konusunu anlattığımda bahsettiğim her başlık sanal makine oluşturma konusu için de geçerli. Sanal makineleri portal ekranını kullanarak oluşturabilirsiniz. Sanal makineleri PowerShell ile oluşturabilirsiniz. Sanal makineleri CLI ile oluşturabilirsiniz, konu satırıyla. Sanal makinelere için bir template oluşturabilirsiniz. JSON'la hazırlanmış bir template oluşturabilirsiniz ve bu template'i farklı yöntemlerle dağıtabilirsiniz. Örneğin Azure DevOps'ta dağıtabilirsiniz, örneğin PowerShell'de dağıtabilirsiniz. Birçok farklı yöntemle sanal makine oluşturmanız mümkün. Ancak sanal makine oluşurken sanal makine ile beraber bileşenlerin de birlikte oluştuğundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü sanal makine tek başına çalışabilecek bir kaynak değil. Örneğin bir sanal makine için gereken ne gibi objeler olabilir, ne gibi diğer kaynaklar olabilir? Örneğin diskler olabilir, örneğin Ethernet kartı olabilir, örneğin bağlı olacağı, bu sanal makinenin bulunacağı bir sanal network olabilir. Örneğin arka tarafta bir extension, bir eklenti çalıştırmak istiyorsanız o eklenti olabilir. Gibi gibi birçok örneği söyleyebiliriz burada. O yüzden sanal makineyi tek başına düşünmemeniz, sanal makineyle birlikte diğer objeleri de dağıttığınızdan emin olmanız gerekiyor. Peki sanal makinalarda dediğim gibi Windows ve Linux sanal makineler dağıtabilirsiniz. Portal ekranından nasıl bir dağıtımı gerçekleştiriyor? Ona hızlıca şöyle bir göstermiş olalım. Şimdi dilerseniz siz de Microsoft Azure portalınızı açabilirsiniz. Bir ücretsiz hesabınız varsa ben buradan dediklerimi bir gideyim öncelikle. Aboneliklerimden sadece test için olanı kullanacağım. Yani şunu şimdi kaynak grubuna gidiyorum. Kaynak gruplarından test için olan aboneliğimi seçiyorum. Burada benim iki tane kaynak grubum vardı hatırlarsanız. Bu kaynak gruplardan bir tanesinde hatta örnek olması açısından bir sanal ağ oluşturmuştuk. Daha sonra bu sanal ağa diğer kaynak grubunu taşıma işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi bir kaynak grubu daha oluşturayım buraya. Bunun adını da örneğin test VM resource group diyorum. Kaynak grubu diyorum. Bölgesi de benim için dediğim gibi Kuzey Avrupa daha yakın. Siz istediğiniz bölgeyi seçebilirsiniz. İleri diyorum ve oluştur dedikten sonra kaynak grubum oluşuyor. Şimdi kaynak grubuma gidiyorum. Bunun içerisinde artık sanal makinemi ve sanal makinemin bağlı olacağı bileşenleri oluşturabilirim. Şimdi hatırlarsanız Azure sanal makine planlamasının ilk maddesi neydi diye soracak olursam kim bana cevap verebilir? İlk madde planlamada aynen öyle. Yani bir sanal ağınızın olması gerekiyor. Hatta bunun üzerinde durmuştum hatırlarsanız. Demiştim ki Azure sanal ağınız
olmak zorunda. Bu sanal ağ içerisine, var olan sanal ağ içerisine sanal makinenizi atamanız gerekiyor. Azure sanal makine kurarken de bir sanal ağ oluşturabilirsiniz. Ama şöyle bir dezavantaj vardı hatırlarsanız ya da desteklenmeyen bir model vardı hatırlarsanız. Bir Azure makinesi oluşturduktan sonra, Azure sanal makinesi oluşturduktan sonra bunun sanal ağını değiştiremiyorduk. O yüzden planlamalarınızı eğer bir gerçek ortam için, bir üretim ortamı için yapıyorsanız planlamalarınızı düzgün bir şekilde, mantıklı bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir o zaman sanal ağ oluşturalım. Sanal makinemizden önce. Daha sonra sanal makinemizi oluşturabiliriz. Sanal ağ bu arada detaylarına daha sonraki konularda gireceğiz. O yüzden yine hızlı bir şekilde Virtual Network yazarak bir sanal ağ oluşturuyorum. Sanal ağın da adına test bnet diyelim. Adres aralığında 192.168 00 16 olsun. Daha önce kullanmışsın diyor ama çok fark etmez şimdi bunu. Kuzey Avrupa bölgesinde kaynak grubum biraz önce oluşturduğum kaynak grup, resource grup. Örneğin subnetimin adı internal olsun. 1'e 0 diyelim. Slash 24 diyelim. Adres aralığına da oluştur diyelim. Oluştursun. Evet, hızlıca oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi kaynağıma gidelim. Bakalım gerçekten de verdiğim bilgilerle oluşmuş mu? Evet, bir virtual network oluşmuş. IP adresi bu. IP aralığı daha doğrusu bu. IP adresi demeyelim. Yaklaşık 64 bin küsür tane IP sığdırabilirim buraya. İçerisinde de bir tane subnetim var. Subnetim de 192.168.1.0 aralığında. Şimdi artık kaynak grubuma geri dönebilirim. Ve kaynak grubum içerisinde bir sanal makine oluşturabilirim. O zaman başlayalım. Şimdi kaynak grubumuzun içerisinden gidebileceğiniz gibi direkt diğer özelliklerden de şuradan kaynak oluştur ya da create a resource seçeneğinden de gidebilirsiniz. Aynı bölgeye gelecektir. Buradan artık compute bölümüne gelerek sanal makineyi seçebilirsiniz. Sanal makine oluşturma ekranı portalda karşımıza gelecek. Şimdi ilk önce tabii ki aboneliğimizi seçmemiz gerekiyor. Benim var olan aboneliğim geldi. Hangi kaynak grubu içerisinde oluşturacaksın diye soruyor. Bunu test VM kaynak grubu içerisinde oluşturacağım. Sanal makinemin adı ne olacak diye soruyor. İkinci önemli adı da hatırlarsanız burada verdiğiniz isim hem sanal makinenin Azure üzerindeki ismi olacaktır. Hem de sanal makinenin işletim sisteminin adı olacaktır. İşletim sisteminin adını daha sonra değiştirebilirsiniz. Ancak sanal makinenin Azure üzerindeki adını değiştiremezsiniz. O yüzden buradaki ismi düzgün bir şekilde vermeniz gerekiyor. Ki eğer üretim için oluşturduğunuz bir yani gerçek ortam için oluşturduğunuz bir sanal makine ise. Şimdilik benim test ortamım olduğu için adına da test VM 01 diyorum. Bölgesine yine Kuzey Avrupa'yı seçtim. Şimdilik bu seçenekleri boş geçiyorum. Daha sonra bahsedeceğiz buralardan. İşletim sistemi ne olacak diye soruyor. Bakın burada bazı işletim sistemleri var ama hepsi yok. Tamamını görmek için tüm public ve private imajları göster linkine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi onlarca işletim sistemi var ki daha da gidiyor. Üzerinde birçok uygulama olan da işletim sistemi var. Çoğu Linux tabanında birçok işletim sistemini burada bulabilirsiniz. Hangisini ihtiyacınız varsa onu seçerek kurmanız yeterli olacaktır. Şimdi bizim
test ortamımız olduğu için ben Windows Server 2019 benim için yeterli olacaktır. O yüzden Windows Server 2019 data center'ı kurdum. Seçtim daha doğrusu. Şimdi bana sanal makinemin boyutu ne olacak diye soruyor. Bir CPU, 3,5 RAM şimdilik biraz az olacak. O yüzden de bunun yerine 2 CPU, 8 RAM'li bir makine olmasını söylüyorum. Bakın şurada da örnek olarak zaten size ortalama aylık maliyetini söylüyor bu makinenin. Seçtim. Sanal makinem için bir kullanıcı adı oluşturdum. Parolasını belirliyorum. Şimdi bu sanal makineye tabii ki erişimler olacak. Bu sanal makineye hangi portlar üzerinden erişilmesini istiyorsanız o portları seçebilirsiniz. Bunlar default'ta gelen 4 tane port. İleride daha sonra daha fazla porta ihtiyacınız varsa ya da IP kısıtlamalarına ihtiyacınız varsa onları Network Security gruplar üzerinden değiştirebilme imkanınız var. Ama o konuları tabii ki network konusunda detaylı gireceğiz. Şimdilik RDP yeterli olacaktır bizim için. RDP olarak kalsın. Şurayı hatırlarsanız eğer kurum içi yapınızda elinizde zaten Windows Server 2019 data center lisansı varsa ve bunu Azure'da kullanmak istiyorsanız buna hibrit benefit özelliği denmekteydi. Eğer böyle bir durumdaysanız seçeneği evet olarak işaretleyip onayladığınızda sanal makinenin fiyatı yaklaşık %50 oranında daha az bir şekilde size şarj edilecektir. Şimdilik ben ona hayır dedim ve devam ediyorum. Bir tane disk kullanacağım ya da data diski de ekleyelim. Bakın burada disk seçenekleriniz var. HDD olarak seçebilirsiniz. Standart SSD seçebilirsiniz veya Premium SSD seçebilirsiniz. Arasındaki fark tabii ki IOPS farkı. Standardın biraz daha düşük IOPS'lara sahip ama yüksek bir makineye ihtiyacınız varsa Premium SSD seçmenizi tavsiye ederim. Bizim için şimdilik standart SSD yeterli olacaktır. Bir tane data diski ekleyelim. Create dedim. Data diskimin adı Temp VM Data Disk 1 olsun. Boş bir disk olacak kaynağı ve boyutu 1 TB fazla. O yüzden 128 GB'lık ya da 256 GB'lık bir disk eklemesini söylüyorum. Bir tane data disk ekledi. Devam ediyorum. Network bölümüne geçiyorum. Şimdi bana artık sanal makinemin hangi ağa bağlı olacağına dair bazı sorular soruyor. Sanal ağım biraz önce oluşturduğum sanal ağı seçiyorum. Test VNet'i. Subnet'i içerisinde bir tane subnet var zaten. Bu test VNet'in subnet'i seçiyorum. Public IP istiyor musun diye soruyor bana. Eğer ki sanal makinenin üzerinde bir public IP olmasını ve Azure'un bir public IP atamasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ancak genelde üretim ortamları için oluşturduğunuz gerçek makinelerde public IP olması çok fazla tavsiye edilmez. Çünkü direkt makineye erişim olacaktır internet üzerinden. Bunun yerine birden fazla sanal makinenizin önünde bulunacak bir firewall'u, bir virtual appliance'ı konumlandırarak ona public IP atamanız her zaman için tavsiye edilecektir. Ancak şimdi bizim bir test ortamımız olduğu için şimdilik public IP olmaması hiçbir sebep yok. O yüzden public IP'yi konumlandıracağım, atayacağım. Hatta olması bizim için artı çünkü bu makineye internet üzerinden erişmem gerekiyor. O yüzden public IP kısmını şimdilik var olan olarak bırakıyorum. Network Security Group ayarları dediğim gibi bu konulara ileride detaylı gireceğiz. O yüzden şimdilik varsayılan olarak kalabilir. Network monitoring'e şimdilik kapalı olsun. Load balancing yapmayacağım bu makineye. Onu da hayır olarak seçiyorum ve devam ediyorum. Bir management için bir storage hesabının oluşmasını ve gerekli olan logların bu storage hesabına atılmasını istiyorsanız eğer monitoring kısmını bu diagnostik seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz ki tavsiye edilen bir seçenektir bu.
Çok da büyük, aşırı bir ekstra maliyeti yok. Çok küçük ücretler bunlar. Bir storage hesabı oluşturacaktır, bir depolama hesabı oluşturacaktır. Ve sanal makinenizin tüm logları o storage içerisine, bu logları daha doğrusu storage içerisine atılacaktır ki ileride bir debug yapmak istediğinizde, sanal makinede bir problemle karşılaştığınızda, bu sorunları çözmek istediğinizde bu çok önemli bir özellik olarak karşınıza gelecektir. Çünkü neden? Aslında Azure üzerindeki sanal makineler, kurum içerisinde kullandığınız sanal makineler gibi değil arkadaşlar. Hypervisor katmanını görmediğimiz için sanal makinelerin nasıl boot ettiğini bilmiyoruz. Öyle bir ekran karşımıza gelmiyor. Bu boot seçenekleri de görebilmemiz için aslında bu tarz bir özelliğe ihtiyaç duyacağız. İçerisine işletim sisteminin işte diagnostiklerini, yani loglarını da atmak istiyorsanız onu da işaretleyebilirsiniz. Auto shutdown özelliğini aktif hale getirebiliriz. Sistemi bu arada üzerindeki parolaları bir keyvolt'a atamayı ya da keyvolt dediğimiz anahtar kasasına atamayı, oradan anahtar kasasından çağırmayı istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz ama bunları güvenlik konusunda detaylı gireceğiz zaten. Şimdilik off olarak bırakıyorum. Sanal makinanız eğer bir test makinasıysa 7/24 çalışmasına gerek yok tabii ki. O yüzden makinanızı otomatik kapatma, otomatik shutdown için bir ayarlama yapabilirsiniz ki shutdown olduğu durumlarda ekstra ücretlere tabi olmayasınız diye. O yüzden bunu 10 olarak getirip dilediğiniz saati ayarlayabilirsiniz buraya ama şimdilik bizim ihtiyacımız yok. Backup da yapmayacağız. Bu konulara hep daha sonra geleceğiz. İleri diyorum. Bir extension eklemiyorum şimdilik. Yani bir sanal makine bir eklentim olmayacak. Dilerseniz extensionlardan istediğiniz varsa burada seçebilirsiniz. Mesela Microsoft Anti-Malware. Custom script çalışmak istiyorsanız custom script ekleyebilirsiniz. Örneğin ücreti dahilinde tabii ki bir SFP, Kaspersky ekleyebilmeniz mümkün. Eğer bir Ethernet kartı olan bir sanal makine ayağa kaldırdıysanız işte driver extension'larını yükleyebilirsiniz Nvidia'nın gibi gibi birçok özellik var. Buradan seçebilmeniz mümkün ama ben bunları kullanmayacağım. Tak bölümünde geçiyorum. İleri diyorum. Bana saatlik maliyetini getirdi makinenin. Şeyleri de gördüm. Özet bölümünü. Ve oluştur diyorum. Sanal makinem şu an dağıtılmaya başlandı. Test saat 19:27. 19:26'da başlattım. Bakalım kaç dakikada bitecek. Hatta 19:27'de başlamış. Tabii bana göre 19:27. Türkiye'de saat 10:30 gibi olması lazım. Hatta bu kurulum yapılırken tekrar kaynak grubuna gidelim. Neler olduğuna bir bakalım. Şimdi benim bir sanal ağım vardı. Bakın objeler gelmeye başladı. Kaynaklar gelmeye başladı. Bittiği zaman zaten bana burada uyarıyı verecek. Bir storage hesabı oluşturmuş. Bu storage hesabını loglar için oluşturmuştu hatırlarsanız. Boot logları ve operating system logları. İki tane yönetilen disk oluşturmuş. Bunlardan bir tanesi şu operating system işletim sisteminin olduğu disk. Bu da data diskiydi hatırlarsanız. Eklemiştim bir 256 GB'lık bir data diski. Bir tane network kartı oluşturmuş. Bu network kartının üzerine bir tane public IP adres eklemiş. Tabii network kartının bağlı olduğu sanal ağı da var. Bunu daha önce oluşturmuştum. Bu sanal ağdan bir tane network kartına iç IP atanmış durumda. Bu network kartının bağlı olduğu bir network security grubu oluşturmuş.
Şimdi de sanal makineyi yapılandırıyor. Hatta bakalım network kartına. Gördüğünüz gibi attach to şu sanal makinenin adını söylüyor. Üzerinde şu public IP atanmış. Bağlı olduğu network security grubu. Private IP adresi de 192.168.1.4. Hatırlar mısınız? Geçen derste hızlıca bahsetmiştim. Normalde bir IP aralığı verdiğinizde, şöyle bir subnette IP aralığı verdiğinizde ilk 4 IP adresini kullanamıyorsunuz demiştim. 0, 1, 2, 3'ü. Makinalar, oluşturduğunuz sanal makinalar ya da diğer cihazlar 4 numaralı IP'den başlarlar. Çünkü Microsoft o ilk 4 IP adresini rezerve etmekte. İşte onları içerideki router'lar için ya da oluşturduğunuz subnet'in işte root'ları için kullanıyor. Ya da network için kullanıyor. Sizin her zaman 4 numaradan başlayacaktır. Şimdi benim bağlı olduğum cihazı da buradan görebiliyorsunuz. Bu sanal ağa bir tane şu an cihaz bağlı. Bakın bir sanal makine için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ayrı kaynak oluşturmuş. Şimdi taşıma işlemi yapmıştım hatırlarsanız. Geçen derste bir sanal ağı bir kaynak grubundan başka bir kaynak grubuna taşımıştım. Taşırken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü bir sanal ağın bağlı olduğu, o sanal ağın bağlı olduğu herhangi bir başka bir kaynak yoktu benim için. Şimdi burada bir kaynağa bağlı olan birçok kaynak var. Bağlı olan diyorum çünkü sebebi de şu, sanal makine bunlarsız şu diğer kaynaklar olmadan çalışmayacaktır. Hata verecektir. O yüzden sanal makineyi taşımak istediğinizde bu kaynakları da beraberinde taşımanız gerektiğini unutmamanızı tavsiye ederim. Hepsi yapılandırılmış gözüküyor. Bir tek sanal makinenin oluşmasını bekliyoruz. Buraya kadar var mı sorunuz arkadaşlar? Sorular varsa olabilirim. Evet, sanal makine oluştu. Yaklaşık 4-5 dakikada sanal makinenin oluşturulması tamamlandı. Yok, kendi public IP adresini kullanamazsın. Çünkü dediğim gibi Azure üzerinde Azure'un daha doğrusu birçok veri merkezi bulunuyor. O veri merkezindeki IP adresleri kullanmak zorundasın. Statik olarak atayabilirsin. Örneğin benim şu anki public IP adresim, bana oluşturulan public IP adres, gördüğün gibi dynamic. Yani ben bu sanal makineyi eğer restart edersem ya da kapatır tekrar açarsam bana bu verdiği IP adres değişebilir. O yüzden değişmemesini istiyorsam eğer ben bunu statik hale getirebilirim. Ya da bir IP aralığı register edebilirim Microsoft tarafından ama Microsoft'un belirleyeceği IP aralıklar arasında olmak zorunda. Yani eğer bir taşıma işlemi yapıyorsan, örneğin bir uygulamanın bir IP adresi varsa, public IP adresi varsa, onu Azure üzerine taşımak istiyorsan, public IP adresi değişecektir. O yüzden DNS değiştirmeleri de yapman gerekiyor. Neden 2-3 rezerve? Çünkü dedim ya, Microsoft o sanal ağın ilk 3 hatta ilk dördünü 0, 1, 2, 3'ü 0'ı zaten network için kullanıyor. Network tanımlaması için kullanıyor. 1, 2 ve 3'ü de o sanal ağın bulunduğu router'lara atıyor.
Dağıtur, load balancer, çünkü o üzerine birçok router var. Arka tarafta çalışan bir gazodun backbone'ları var. Onları atıyor. İleride yönlendirmeler yapabilesin diye. O yüzden o ilk dördünü kullanmana izin vermiyor kendisi. Şimdi benim sanal makinem oluştu. Bakalım sanal makinemize. Sanal makinemin bir tane public IP'si var. Hatta test edelim. Bak bu arada kopyaladım public IP'yi ama network'e geliyorum şuradan. Üzerinde şurası Network Security Group alanı aslında. Buraları daha sonra detaylı gireceğiz. RDP bağlantısının varsayılan olarak 3389 portunun her yerden gelişlerine şu an izin var. Yani benim bu makineye bağlanabilmem gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi okey dedim ve şu an sanal makineye bağlantım gerçekleşti. Bana verilen public IP adresiyle şu an bu makineye bağlandım. Evet, bir Windows Server 2019 makinesi karşıma geldi. Hatta buradan da Management'ı açalım. Data diski eklemiştim hatırlarsanız. Diskine bakalım. Evet, disk 2 eklenmiş. Diskimize hemen hızlıca format atıyorum. Daha sonra bilgisayarıma girdiğimde hem C'yi, hem D'yi, hem de F'yi görüyorum. Bu D nereden çıktı? Adı üstünde bakın, Temporary Storage. Bu zaten direkt olarak geliyor demiştim. Önemli bilgilerinizi kesinlikle ve kesinlikle buraya atmayın. Örneğin mesela sadece indirdiğiniz bir uygulama dosyasını buraya atabilirsiniz. Kurduktan sonra zaten silinse de silinmese de çok önemli değil. O tarz böyle gereksiz dosyaları burada tutabilmeniz mümkün. Ama benim için iki tane önemli disk var şu anda. Bir tanesi işletim sisteminin olduğu disk, bir tanesi de benim data diskim. Evet, sanal makineme eriştim. Herhangi bir sıkıntı yok. Sanal makine bağlantım gerçekleşmiş oldu. Hatta aynısını PowerShell'le de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu slaytları paylaşacağım. Daha sonra bu slaytlardan bakarak PowerShell örneğinde yapabilirsiniz ama bakın öncelikle bir credential oluşturuyor. Username, password oluşturuyor. Daha sonra sanal makinenin config'ini ayarlamaya başlıyor. Standart D1 bir makine olacağını söylüyor. Daha sonra işletim sistemini Windows olması gerektiğini, makine adının MyVM olacakmış makine adı. Credential'ını yukarıdan alması gerektiğini, auto update'lerin açılması gerektiğini, daha sonra da imajı belirliyor ve burada da sanal makineyi oluşturuyor. Hatta bakın portları da söylemiş. Bunları da slaytlardan daha sonra sizler örneğini yapabilirsiniz. Hemen hızlıca bir de Linux dağıtalım. Portal ekranından tekrar kaynak grubuma dönüyorum. Add diyorum. Yine bir çok önemli değil Ubuntu kuralım. İkinci sırada geldi karşıma hemen gördüğüm için ekledim. Test VM 02 diyelim buna da. Bunun da adı pardon bölgesi gene Kuzey Avrupa olsun.
Aynı şekilde bırakıyorum. Ubuntu seçmiştim zaten. Boyutunu da aynı şekilde bırakıyorum. İki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi password bilgisi olabilir. Yani direkt password girebilirsiniz. Ya da SSH public key ile oturumları açabilirsiniz. Ama kolay olsun diye ben şimdilik password'u belirledim. Peki Linux makineleri RDP ile bağlanamayacağımız için SSH portunun açılması gerekiyor bizim için. SSH portunun açılması gerektiğini söylüyorum. Disk olarak varsayılan kalsın. Sanal ağ olarak yine aynı sanal ağları seçtim. Aynı subnet'i seçtim. Bunun için de bir tane public IP oluşturacak. Onu da gösteriyorum. Aynı public IP'yi kullanamıyorsunuz tabii ki. O yüzden farklı bir public IP oluşturmasını söylüyorum. Diğer ayarları da varsayılan olarak bırakarak devam ediyorum. Benim için bir Linux sanal makine oluşturacak. Linux sanal makine oluştururken biz konularımıza devam edelim. Evet, Linux bağlantıları dediğimiz gibi zaten ya bir password'da olabilir ya da SSH public key ile Linux bağlantılarını gerçekleştirebilirsiniz. RDP ile olabilecektir tabii ki. SSH portuyla 22 numaralı portla Linux makinelerinize bağlanabilirsiniz. Eğer ki public IP'leri varsa, public IP'leri yoksa nasıl olacak bu işlem? Yani benim Azure üzerinde bir onunla ilgili de bir örneğimizi gösterelim. Bir üretim ortamım var ve makinelere public IP vermek istemiyorsanız eğer şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Mesela bir sanal ağınız var Azure üzerinde. Bir de kurum içi yapınız var. Örneğin burası Vici diyelim. Buraya da Azure VNet diyelim. Azure VNet içerisinde bir tane de subnetiniz var. Subnetinizin de adı internal olsun. Subnetinizin içerisinde de iki tane makine var. Bu makinelerin public IP'leri yok. Sadece internal IP'leri var. Mesela 10.5. Burası da 192.168 10.6. Herhangi bir internetten erişim bu makinaları yok. Ben kurum için yapımdan buradaki makinalara nasıl bağlanabilirim? Tabii ki bunun detaylı konusuna, network konusuna gireceğiz ama araya bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Yani kurum içi yapınızdan Azure Network'üne bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için bir Gateway subnet'i oluşturmanız lazım. Buna Gateway subnet deniyor. Daha sonra bu Gateway subnet içerisine bir Gateway oluşturmanız lazım. Daha sonra bu Gateway'e isterseniz daha sonra bu Gateway'e kendi kurum içi firewall'unuzla bir site to site VPN yapabilirsiniz. VPN yaptıktan sonra bu Gateway subnetle şuradaki arkadaki makineler aynı VNet içerisinde olduğu için zaten veri trafiğine izin verilecektir. Kurum içi bir bilgisayardan, örneğin kurum içi bilgisayarında IP'si ne diyelim 30.30.15.5 diyelim mesela. Eğer ki router üzerinde yönlendirmeler, IP yönlendirmeleri yaptığı sürece yaptığı takdirde kurum içi bir makineden direkt internete çıkmadan VPN üzerinden Azure üzerindeki makinelere erişebilirsiniz. Aynı kurum içerisinde çalışıyormuşsunuz gibi.
Hiçbir fark olmayacaktır. Bakalım bu arada. Evet, bizim TR makinemiz de oluşmuş. Linux makinemiz. Sıralayalım. Bakın test VM2. Test VM1'e geldiğimde bunun işletim sisteminin Windows Server 2019 olduğunu görüyorum. Test VM2'ye geliyorum. Test VM2'de de bunun Linux olduğunu söylüyor bana. Şimdi IP adresi de bu. Bash'te de bağlanabilirsiniz ama Hutti varsa Hutti ile de bağlanabilmeniz mümkün. IP adresini yazdım. Port numarasını yazdım. Karşıma login ekranı geldi. Önder diyorum. Dedim. Evet, şu an sanal makineye bağlandım. Test VM 02 makinesine ismini. Şu an artık Linux komutlarını çalıştırarak bu sanal makinede istediğim şeyleri kurup istediğim şeyleri kaldırabilirim veya da istediğim gibi bu sanal makineyi Linux sanal makinesini kullanabilirim. Şimdi fazla ücret yazmaması açısından diğer konulara geçmeden evvel kaynak grubunuzu, test kaynak grubunuzun üzerinde şurada delete resource gruba yani kaynak grubunu sil butonuna basarak kaynak grubunu ve içerisindeki kaynakları silelim. Artık bunları kullanmaya ihtiyacımız yok. Burada kaynak grubunun adını soruyor bize. Şuradan kopyalayıp silebilirsiniz. İçerisindeki tüm kaynaklarla beraber bu kaynak grubunu silmeye başladı. Birazdan da bitirecek. Biz de konularımıza devam edelim. Şimdi tek bir sanal makine oluşturmak ve bu tek bir sanal makineyi kullanmak sorun değil. Ama Azure üzerindeki sanal makinelerin kullanılabilirliğini arttırmak önemli aslında bizim için. Buna da availability deniyor aslında, erişebilirlik ya da kullanılabilirlik. Bunları arttırmak çok önemli ve Azure üzerinde bunun için bazı küçük ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Ne gibi kullanılabilirlik? Yani kullanılabilirlikten kastı ne aslında? Bakımlara karşı, Azure üzerinde olabilecek beklenmedik bakımlara karşı ya da planlı bakımlara karşı ya da kesintilere karşı bu kullanılabilirliği arttırmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta da Microsoft her ne kadar size %99,9 gibi bir sanal makinelerin ayakta kalma garantisini verse de hala %0,01 gibi bir olasılıkla sanal makinelerinizin kapanma durumu olabilir. Böyle bir durumda da siz üretimden geri kalabilirsiniz ya da çalıştığınız uygulamalar, o iş kritik uygulamalarınızda aksamalar olabilir. Bunun önüne geçebilmek için kullanılabilirliği arttırmanız gerekiyor. Peki kullanılabilirliği nasıl arttırabilirsiniz? Kullanılabilirlik kümeleriyle arttırabilirsiniz. Söylemesi de zor Türkçesi. Availability setler diyoruz buna. O zaman %99,99'a kadar kesintisiz bir çalışma elde edebiliyorsunuz. Peki availability setleri atadığınızda, oluşturduğunuzda bunun üzerinde bazı ufak bir ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fault domain, bir diğeri de update domain ayarlamaları. Şurada var mı? Evet, şurada var. Aslında örnekte gösteriyor. Örneğin bir şöyle çizerek tekrar anlatmaya çalışalım. Örneğin iki tane sunucunuz var sizin. Azure üzerinde iki tane sunucunuz var. Bu sunucunuz, hatta iki tane demeyelim buna. Şöyle diyelim. Azure üzerinde iki tane önde, iki tane ortada, iki tane de arkada olmak üzere toplam 6 tane sunucunuz var. Bu 6 tane sunucunun öndeki iki tanesi IIS çalıştırıyor ve bunlar front-end serverlar. Uygulamanız için ön yüz serverlar. Yani kullanıcılar bu sunuculara erişiyor. IIS front-end. Bunlar da
Yine IIS var. Backend sunucular. Aslında işlemler bu sunucular üzerinde gerçekleşiyor. Arkada da, en arkada da SQL veri tabanı sunucularınız var. Böyle bir altyapıya sahipsiniz. Kesintisiz bir çalışma istiyorsunuz. Herhangi bir kesinti olmaması gerekiyor. Çünkü bu uygulamadan para kazandığınız bir yapıya sahipsiniz. Herhangi bir kesinti sizin için sıkıntı yaşatacaktır. O yüzden bu makinelerin sürekli %99,99 ayakta kalmasını istiyorsunuz. Eğer Azure üzerine girip tek tek makineleri oluşturursanız arkadaşlar, Microsoft bu makineleri belki aynı arka tarafta fiziksel rack kabinler içerisine yerleştirebilir. Ya da belki arka tarafta bu makinelerin bağlı olduğu networkler, bu fiziksel networklerden bahsediyorum bu arada, sanal networklerden değil. Ya da bağlı olduğu storage'lar aynı olabilir. Yani o storage'lardan birinde bir arıza olması durumunda bu sanal makinelerin tamamını aynı anda kaybedebilirsiniz. Ama siz bu kayıp olmaması için ikişer tane oluşturmuşsunuz. Bakın biri çalışmazsa en azından diğeri çalışsın diye. Ya da Microsoft o bağlı olduğu fiziksel cihazlarda bir güncelleme yaptığında hepsi aynı anda restart edebilir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için işte availability setler kullanabiliyorsunuz. Availability setleri atadığınızda iki seçenek var. Bir tanesi fault domain, bir tanesi de update domain. Anlamı şu, aynı fault domain, aynı availability set içerisinde olan makinalar bir hata durumunda, örneğin bir arıza durumunda, bir planlı bakım ya da planlı olmayan bir bakım durumunda aynı anda restart etmeyeceklerdir. Ya da aynı anda bağlantıları kesilmeyecektir. Ki, çünkü Microsoft bunları bilecektir ki bu makineler aynı availability set içerisinde fault domainleri ayarlanmış ve ben bunları farklı rack kabinlere, farklı fiziksel cihazlara oturtmam gerekiyor diyebilecektir. Aynı şekilde makineleri siz tek bir availability set içerisinde aldığınız durumda Microsoft bilecektir ki ben bunlara aynı anda restart atmamam lazım bir güncelleme durumunda. O yüzden onları farklı güncelleme takvimleri içerisine oturtacaktır. Peki böyle bir yapıda sizce tek bir tane availability set oluşturmak mı gerekiyor yoksa her bir ayrı tier için farklı farklı availability setler mi oluşturmam gerekiyor? Ne diyorsunuz? Bir fikri olan var mı? Evet, ayrı ayrı diyenler kazandılar. Şimdi iki tane olmaz. Çünkü aslında bizim üç tane tier'imiz var. Çünkü bu üç tane tier'den kastım hem veri tabanı hem backend hem de IaaS. Yani IaaS'leri aynı yapıya almanız sıkıntı olabilir. O yüzden bunları ayrı ayrı yapmanızda fayda var. Evet, setler için öyle çok da aman aman hatta belki de ucuz bedava da olabilir. Tam emin değilim ama daha sonra bakarız onun maliyeti var mı yok mu. Ama tek bir yapıya almak da sıkıntı yaşatabilir sizin için arkadaşlar. O yüzden bunları benim tavsiyem her bir tier için bir availability set oluşturup daha sonra bu makineleri availability setler içerisine almanızdır. Şimdi burada tavsiye edebileceğim şu, eğer bir sanal makine oluşturduysanız var olan bir sanal makineyi daha sonradan bir availability set içerisine alabilirsiniz ama hatırladığım kadarıyla portalda böyle bir özellik yok. Yani portalda bir sanal makinenin üzerine gelerek bunun availability seti şu availability sete ekle deme şansınız yok. Makineyi oluştururken seçebiliyorsunuz availability seti ama oluşturduktan sonra seçemiyorsunuz portal ekranında. Ama bunu PowerShell ile yapabilirsiniz. PowerShell ile var olan bir makineyi var olan bir availability set içerisine alabilirsiniz. Onunla ilgili komutları da internetten hızlıca kolayca bulabilmeniz mümkün. Ama hatırladığım kadarıyla portal ekranında böyle bir şey yoktu. Peki nasıl evet bir set oluşturacağız? Aslında çok basit. Hemen bir kaynak grubu tekrar oluşturayım. Bu kaynak grubuna da
Önder test RG diyelim. Evet, bunu zaten demişiz diyor. O zaman var olanı kullanalım. Boş bir zaten kaynak grubu. Hemen bunun içerisine bir variability set oluşturalım. Yeni bir tane oluştur diyorum. Variability setinin adı ne olacak diye soruyor. Önder test available set diyelim. Region'ı North Europe nerede? North Europe olarak ayarlıyorum. Bakın fault domain ve update domain seçenekleri var. Fault domain'den maksimum 3 tane yapabiliyorsunuz. Update domain'den de toplamda 20 tane yapabiliyorsunuz. 2'ye 5 default'ta yeterli. Nedir peki bunun anlamı diye soracak olursanız onu da şöyle söyleyebiliriz. Örneğin ben 2'ye 5 seçeneğini işaretledim. Bir tane Availability Set oluşturdu. Bu Availability Set içerisinde Fault Domain olarak iki tane oluşturdu. Aynı şekilde update domain'in içinde 2, 3, 4, 5 tane oluşturdu. Aslında bunlar hepsi tabii ki arkada fiziksel bir şey yok. Bunların hepsi tamamen mantıksal kavramlar arkadaşlar. Böyle bir şey oluşturmuyor yani. Sanal olarak oluşturuyor bunları. Sizin de toplamda mesela 20 tane makinanız olduğunu varsayalım. 20 tane makinayı 10-10 olarak fault domainlere ayırıyor. Çünkü 2 tane var bizde. Aynı şekilde 20 tane makinayı da 5 tane demiştik. Ve 20 olarak update domainlere ayırıyor. Aslında burada söylediği 2 ile 5'in mantığı bu. Dediğim gibi ama fault domain maksimum 3 tane yapabiliyorsunuz. Update domain'de toplamda 20 tane yapabiliyorsunuz. Bu available set içerisinde managed diskler kullanılacak mı? Tabii ki kullanılacak. O yüzden yes seçeneğini işaretli bırakıyorum. İleri diyelim. Tekrar ileri diyelim. Şimdi oluştur dediğimde Availability de hızlı bir şekilde oluşturuyor. Şimdi hızlı bir şekilde yine iki tane makine oluşturacağım. Bu Availability set içerisine koyacağım. Bitti galiba. Bakalım. Evet, Availability setim oluşmuş. Tekrar kaynak grubuma geliyorum. Evet diyorum. Server 2006 kalsın. Sanal makine adını da Önder IS1 diyorum. Yok dedim. Boyutu 2 ile 8'i tekrar seçelim. T2 versiyon 3. İleri diyorum. A olarak hızlıca yeni bir tane A oluşturalım. Önder test VNet olsun adı. IP aralığı 192 168 20'ye 0 olsun. 24 diyelim. Internal diye bir buna da okey diyelim.
Şimdi bir public IP oluşturayım mı diye soruyor. Evet, oluştursun. İleri ileri diyorum. Devam diyorum. Ve sanal makinemi oluşturuyor. Şeyleri bir bitirsin, hemen sanal ağları bitirsin. Hızlıca diğerini kurmaya başlayalım. Sanal ağ bitirdi gibi. O yüzden tekrar kaynak grubuna geliyorum. Buna da Under IIS 2 diyorum. Bu sefer Availability Options seçeneğinden Availability Set'i seçiyorum. Var olan Availability Set'ini göstereceğim. Açılırsa tabii. Tabii ki bölgemi Avrupa olarak ayarlamam gerekiyor. Evet, biraz önce oluşturduğum Availability Set'i seçiyorum. Boyutunda yine belirledim. Ayarladım. Availability Set içerisine atmak istiyorsanız dediğim gibi baştan sanal makineyi kurarken seçmeniz gerekiyor. Bir öncekinde seçmemiştik hatırlarsanız. İleri diyorum. Biraz önce oluşturduğum pnet'i gösteriyorum. Tekrar ileri ileri deyip devam edip oluşturuyorum. Şimdi kontrol ederiz onu. Hatta bitmiş galiba. Sanal makine. Evet, Önder IIS1 makinesi bitmiş. Şurada availability bölümü var. Burada herhangi bir ayar yapmama izin vermiyor. Configuration'ı tekrar bir kontrol edelim. Evet. Portal ekranından herhangi bir ayar yapmama izin vermiyor. Bunu dediğim gibi yapabilmeniz için ya baştan kurarken yapmanız gerekiyordu ya da PowerShell ile bunu daha sonradan değiştirebilirsiniz. PowerShell komutu vardı bende bir yerlerde. Eğitimden sonra dileyen arkadaşlara bunu e-mail ile gönderebilirim. Ama eklerken, kurarken nasıl eklendiğini sizler de görmüş oldunuz. Şimdi benim hatta burada böyle bir set içerisine geldiğimde şu an bir tane makinenin buraya eklendiğini görebilirsiniz. Oluşturuluyor şu anda. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım. Bir tane Availability Set'im var. Bu Availability Set içerisine aynı görevi yapan iki tane makine koydum. Buralardan bir tanesi IIS1, bir diğeri de IIS2. Şimdi bu makinenin bir tane public IP'si var. Bu public IP de 52.163, tamamen sallıyorum. 59.62 diyelim. Şu makinenin de başka bir public IP'si var. Aynı public IP'yi atayamıyordum hatırlarsanız. Buna da 45, 65, 75, 92 diyelim. Bunun da şöyle bir IP'si var. Şimdi bu hatta ayarlardan da bu public IP'leri ben RDP için kullanıyorum. 3389 için kullanıyorum. Şimdi istiyorum ki bu iki makine benim frontend makinem ve bu makinelere 80 ve 443 ile erişildiği zaman hangisi müsaitse o cevap versin.
Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bu iki IP'yi kullanamam. Çünkü bir URL olacak, bir web sayfası olacak bu. Bu iki IP'yi kullanamam. Bunun için ne ortak bir IP de atayamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Aslında bazı arkadaşlar Nihat'la Yasin cevap vermiş. Evet, Bahadır da doğru cevap vermiş. Load balancer ayarlamam gerekiyor. Network konusunda bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu iki makinenin ön tarafına tek bir public IP'ye sahip olan bir front-end load balancer ayarlamam gerekiyor. Hazır network konusunda dediğim gibi onu göreceğiz. Bu makinelere 3389'da bu IP'lerden erişilebilir, sıkıntı yok. Hatta dilerseniz normalde bu public IP'ler ücretli, çok büyük ücreti yok ama bu IP'leri kaldırabilirsiniz bile. Yani şu IP'lere ihtiyacınız kalmayacaktır. Ne yapacaksınız? Bu iki tane makineyi önde bir tane load balancer'a bağlayacaksınız. Load balancer'ında mesela 47.32.56.152 diye bir IP'si olsun. Çok önemli değil. Şu iki makineyi buraya bağlayacaksınız. Ya da available set'i, direkt available set'i de bağlayabilirsiniz. Load balancer'a bağlayacaksınız. Load balancer'ın üzerinde artık load balancer kuralları yazacaksınız. Diyeceksiniz ki eğer herhangi biri bu IP adresine ya da bu IP adresinin kayıtlı olduğu DNS adına 80 ve 443'ten gelirse load balancer sen bu istekleri arkadaki bu makinelere yönlendir demeniz lazım. Ancak Azure load balancerlar basit load balancerlar arkadaşlar. Yani sadece round robin yapacaktır. Hangisi müsaitse siz tabii ki bir help prop ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 80'e ve 443'ü kontrol et. Hangisi hızlı bir şekilde cevap verirse ona yönlendirecektir. Burada bir öncelik bir sıralama gerçekleştiremiyorsunuz. Onun için advanced load balancerlara ihtiyacınız var. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki şu IP'ye bu IP'ye bir arkadaş örneğin 3390 portundan erişmek isterse sen bunu arkada NAT olarak değiştir. NAT yap ve 3389'la buna gönder diyebilirsiniz. 3000. NAT kuralı yapabilirsiniz. Aynı şekilde biri size gene bu IP'ye 3391 ile gelirse de yine NAT yap. Ama bu sefer bu makineye değil, bu makineye gönder. Ve burada 3389'a izin ver diyebilirsiniz. Yani farklı farklı işlemler yapabilmeniz mümkün ama tek bir IP kullanabilmeniz için dediğim gibi bir load balancer ayarlamanız gerekiyor. Bu arada benim makinelerim bitmiştir diye tahmin ediyorum. Evet, kurulumları da bitmiş. Hemen tekrar Availability Set'e bakalım. Evet, sanal makine içerisinde çalışıyor. Sizler de görebilirsiniz. Şimdi bir diğer kullanılabilirlik seçeneği de scale setler. Bunlar aslında web ortamları için çok fazla tercih edilen sanal makine tipleri scale setler. Çünkü sanal makinelerinizin ölçeklenmesi çok önemli. Anlık yük dengelemelerinde sanal makine sayınızı birden arttırabilmeniz, aynı şekilde o yükün azaldığı durumlarda da sanal makine sayınızı azaltmanız çok önemli. Aslında bu bütün Azure konularında ya da diğer bulut bilişim konularında en çok verilen örneklerden bir tanesi değil mi? Yani birden fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunuz durumlarda public IP'ler için cluster'da yapılabiliyorum büyük durumlarda demiş Bahadır. Evet, standart olarak kullanırsan onların zaten şeyi var. Standart public IP'lerin high availability'si var ama dediğim gibi network konusunda bunların detayına gireceğiz. Ölçek kümelerinden aslında hep dediğim gibi public cloud konusu işlenirken, yani biri size Azure'dan bahsederken, biri size Amazon'dan bahsederken, biri size Google'dan bahsederken hep verilen örnektir bu. Altyapıya anlık tek seferde büyük ölçekli yatırımlar yapmanız yerine kullandığınız kadar ödemenizi ve bunu ölçekleyerek ilerlemenizi,
daha faydalı, maliyet açısından daha faydalı olacağınızı her zaman size söyleyecek. Verilen örnekler arasındadır aslında bu. Ne derler? Mesela sizin bir web altyapısına ihtiyacınız var ve bir maliyetleme yaptınız. Dediniz ki bana işte günde 100 bin kullanıcı gelse, benim şu kadar CPU'ya, şu kadar sunucuya, şu kadar ihtiyacım var dediniz ve bunu maksimumda tutarak söylediniz. Ve dediniz ki benim bunun için katlanmam gereken maliyet, örneğin tamamen sallıyorum, 50 bin TL. Ancak bunun yerine, ama bu sizin maksimumdaki maliyetiniz değil mi? Bir kere bunu aldıktan sonra bunu azaltamazsınız. Arttırabilirsiniz, daha fazla maliyet yapmanız lazım. Ama asla azaltamayacaksınız ve hep şöyle bir eğrimiz olduğu durumda tek seferde ödeme yapmanız gerekecek. 50 binlik maliyete hep katlanmanız gerekecek. Ancak Azure'la gittiğiniz durumlarda ve Azure'un ölçekleme yapısını kullandığınız durumlarda, örneğin bu maliyete tek seferde katlanmak zorunda kalmayacağınız gibi, ihtiyacınız olduğu durumda, mesela şuradan başladınız diyelim, 10 binden başladınız, ihtiyacınız olduğunuz durumda maliyeti arttırıp daha fazla kaynak kullanıp, ihtiyacınız olduğu durumda maliyeti azaltıp daha az kaynak kullanabilirsiniz. Hep verilen örnek vardır ya, hani işte sınav sonuçları açıklandığı zaman ÖSYM'nin sitelerinde yavaşlama oluyor. Bunun sebebi de çok fazla kişi yüklenme yapıyor. Kaynaklar da stabil olduğu için bunlara cevap veremiyorlar ve stop duruma yani duruyorlar kaynaklar ve hiçbir soruya cevap veremiyorlar. Bunun yerine ölçeklenebilir bir kaynak kullanmış olsalardı, örneğin 1000 kullanıcıya iki sunucuyla cevap verirken, 10 bin kullanıcı geldiğinde anında sunucu sayısını 5'e 10'a çıkartıp daha hızlı bir şekilde cevap verebilirlerdi. İstek sayısı azaldığında da sunucu sayılarını scale down yapıp azaltabilirler. İşte bunu Azure üzerinde scale setlerle yapabiliyorsunuz. Talep arttıkça VM'lerinizi ekleyebiliyorsunuz. Talep azaldıkça VM'leri kaldırabiliyorsunuz. Bu işlemleri manuel yapabildiğiniz gibi tamamını bir kombinasyon içerisinde de ekleyebilmeniz ve otomatik hale getirebilmeniz de mümkün. Tabii ki otomatik yaptığınız durumda da bazı ne derler, kriterler belirlemeniz gerekiyor. Yani bu Azure bu makinaları neye göre arttıracak, neye göre azaltacağını söylemeniz gerekiyor. Birçok farklı yöntemle scale set oluşturabilmeniz mümkün. PowerShell'le ya da JSON'la, CLI'la, aynı şekilde portalla da yapabiliyorsunuz. Ancak bir başlangıç sanal makine sayınızı ve sanal makine tiplerinizi, boyutlarınızı söylemeniz gerekiyor. Bu boyutlar arkadaşlar, her makinenin boyutu, ölçek içerisindeki her makinenin boyutu aynı olacaktır. Bunu cluster olarak düşünmeyin. Bu tamamen ölçekleme için de yapılan bir ayarlama. Ama boyutlar aynı olmak zorunda. İki sanal makineyle başlıyor. Ve dilediğiniz kadar sanal makine ekleyebiliyorsunuz. Peki otomatikte, şurada vardı galiba. Evet, otomatik ölçekleme yapılandırması nasıl? Dediğim gibi bunun için bazı parametreler belirlemeniz gerekiyor. Bir minimum ve maksimum sanal makine limiti belirlemeniz lazım ki, yoksa sonsuza kadar, yani talep arttıkça sonsuza kadar sanal makine gidecektir. O yüzden sizin ödeyeceğiniz ne derler, ücretler artacaktır. Bunun önüne geçebilmeniz için bir minimum ve maksimum sayısını ayarlamanız gerekiyor. Ve scale out, yani sanal makine neye göre artacak, scale in, sanal makine sayısı neye göre azalacak, bunu ayarlamanız lazım. Örneğin sanal makinelerin CPU değeri %75'e geldiği anda bir tane sanal makine ekle. Aynı şekilde sanal makinelerin CPU değeri %25'e düştüğü anda bir tane sanal makine azalt olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak gerçekleşecektir. Mesela sizin bir scale set oluşturdunuz. Bu scale set içerisine iki tane makine ayarladınız ve dediniz ki benim threshold değerim %70. %70'i yakaladığın anda ve bu makinelerde de oluştururken IIS ayarladınız ve web yayınlıyorsunuz. Ölçekte makinaları tamamını eklemektense otomatik bir ölçekleme yapılandırdınız. Dediniz ki 70, %70'e geldiği zaman CPU değerleri otomatik olarak sayıyı arttı. %70'e geldiği anda
Buraya bir makine daha ekleyecek ve aynı konfigürasyonda bir makine ekleyecek. Yani buradaki yapılandırma neyse, buradaki yapılandırma da aynı şekilde olacak. %70'e devam ettiği sürece, bu da %70'e çıktığı anda bir tane daha ekleyecek. Ta ki sizin o verdiğiniz maksimum değere kadar. 10 dediniz, 20 dediniz, 30 dediniz, neyse artık. O sayıya kadar eklemeye devam edecek 70 değerine ulaştığı sürece. Ama 70'ten alt değerimiz mesela 30 dediğinizde, %30'u dediğiniz anda sanal makine sayıları da azaltacaktır. Nereye kadar? Ta ki sizin o ilk başta verdiğiniz sanal makine sayısına kadar. Bunlar için de hazır üzerinde bir scale set oluşturmanız lazım. Virtual Machine Scale Set. Örneğin Önder IAS Scale Set diyelim. Sadece alfanumerik karakter alıyormuş. O zaman böyle kalsın. İşletim sistemi ne olacak diye soruyor. İçerisindeki makinelerin Windows Server 2016, subscription'ım, kaynak grubum, lokasyonum, Availability Zone yapmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Yazıyorum. Quantum ne olacak diyor. Şu an 2 olarak kalsın. Boyutu da bir CPU, 3.5 memori olarak kalsın. Autoscale şimdilik disable olarak kalsın. Daha sonra arttırırız. Şimdilik eklemiyorum. Aslında eklememiz lazım. Load balancer ya da başka bir şey. Bunu bir alacağım. Oluştur diyelim. Scale setimizi oluştursun ve scale setin içerisine de iki tane makine oluşturacak. Belirttiğim modelde Windows Server 2016 ve bir CPU'lu 3000 RAM'li. Ama hatırlarsanız ölçeklemesini manuel olarak ayarlamıştım. Onu daha sonra otomatiğe alacağız. Onu oluştururken son olarak sanal makine uzantılarından da bahsedelim. Şimdi hazır sanal makineleri arkadaşlar oluşturduktan sonra ya da oluştururken bazı eklentiler de ekleyebiliyorsunuz. Hatırlarsanız o sanal makine oluştururken göstermiştim size. Hazırda gelen bazı eklentiler vardı. O eklentileri lisanslama dahilinde kullanabilirsiniz. Ancak kendi bileşenlerinizi de hazır sanal makinelere ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için örneğin bir custom bir oluşturduğunuz, yani kendi özel bir skriptiniz varsa, PowerShell skriptiniz varsa bunu ekleyebilirsiniz. Ya da PowerShell Desired State kullanarak bazı kurulumlar yapabilirsiniz. Ya da ayarlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin sanal makine kurulsun ama benim bir PowerShell Desired State skriptim var. O da çalışsın arkasında ve IIS'i kursun, işte IIS'te bazı özellikleri aktif hale getirsin. Şöyle bir klasör oluştursun, o klasörlere şöyle izinler versin gibi işletim sistemi içerisinde de ayarlamalar yapabilmeniz mümkün. Bunlar için Azure üzerindeki sanal makine uzantıları yani extension'ları kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir bölüm var. Buradan skriptinizi ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şunu oluştururken benim hazırladığım bazı sorular vardı. Bunlara şöyle bir birlikte bakalım. Şu sanal makine konuları ile ilgili. Bu arada bitti galiba. Hemen şuraya bir dönelim bakalım. Scale setim oluşmuş. Herhangi bir public IP vermedim. O yüzden şu an bağlanamam. Ama scale setim içerisinde iki tane instance'ım var. Bir tanesi şu an kuruluyor. İki tane sanal makinem var. Hatta instance'ların şöyle içerisine girip kendi private IP'lerini falan da görebilmeniz mümkün. Hatırlarsanız manuel olarak ayarlamıştım ama
Bunu AutoScale'a da çekebilirsiniz. AutoScale'a çektikten sonra burada metriklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Condition'ım ne olacak? Buradan kuralınızı ekleyebilirsiniz. Birden fazla kuralınız varsa eklemeniz mümkün. Örneğin CPU'su %80'e geldiği zaman sayıyı arttır. Aynı şekilde aşağı geldiği zaman sayıyı düşür gibi kaç tane arttıracağını, ne kadar süreyle kontrol edeceğini, bu threshold değerini söyleyebilmeniz mümkün. Normalde şunu hatırlayın. İki tane sanal makinem vardı. %70 threshold değeri vermiştim. Eğer bekleme süresini düzgün bir şekilde ayarlarsanız daha iyi tasarruf etmiş olursunuz sanal makine eklemelerde. Çünkü örneğin bunu kısa tutarsanız 1 saniye 2 saniye ederseniz 70'te kaldığı süre boyunca sürekli sanal makine oluşturacaktır size. Ama işte 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika derseniz 10 dakika boyunca kontrol edecek. %70'in altına inmezse ekleyecek. Ama 10 dakika içerisinde %65'e mesela 7. dakikada, 8. dakikada %65'e, %60'a, %69'a indiği zaman eklemeyi yapmayacaktır. O yüzden bu bekleme sürelerinde düzgün bir şekilde ayarlamanızda fayda var arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bazı sorular hazırlamıştım. Bu sorulara birlikte bakalım. İngilizce sorular. Çünkü sınav İngilizce olacak. O yüzden hani Türkçe'ye çevirmedim soruları. Birlikte bakalım, birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi birinci soruda bakalım ne diyor. Azure'da bir tane sanal makine, Azure'da iki tane sanal makineniz olduğunu söylüyor. Bazı kesintiler olduğunu fark etmişsiniz. Ve bu kesintileri minimize edebilmek, kesintilerin size zararlarını daha doğrusu minimize edebilmek için hangi seçeneği seçtiğinizde, hangi iki seçeneği daha doğrusu seçtiğinizde bu zararları minimize edebilirsiniz diye soruyor. Ne dersiniz? B ve C dendi. Herkes B ve C diyor. Aslında scale set bizi out uçlara yani kesintilere karşı korumuyordu. Hatırlarsanız scale set bizim için ne işe yarıyordu? Scale set fazla talep geldiği zaman sayıyı arttırıyordu veya talep azaldığı zaman sayıyı azaltıyordu. O performans içindi aslında daha fazla. Kesintilere karşı bizi ne koruyordu? Available setler değil mi? Fault domainler ve update domainler vardı. Bu available setlerin önüne de load balancer koyarak aslında yapıyı tamamlamış oluyoruz. Yani A ve B olarak düşünenler doğru olarak düşünmüşlerdir diyebiliriz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Burada da 4 tane doğru cevap var. Şimdi ne diyor? Microsoft'u bir firmada çalışıyorsunuz ve Microsoft Azure'u araştırıyorsunuz. Windows tabanlı sanal makineler dağıtacaksınız diyor. Ancak yönetim katmanı her zaman olduğu gibi maliyet konusunda endişeli. Bunu dokümente edeceksiniz diyor araştırmalarınızı. Maliyetleri nasıl azaltabileceğinizi, nasıl koruyabileceğinize dair dokümente yapmanızı istiyor. Hangi seçenekler maliyet açısından size avantaj sağlayacaktır? Şimdi tek tek bakalım. A seçeneği sanal makinalarda SSD yerine HDD kullanma diyor. Şimdi bu bir maliyet açısından bize avantaj sağlar mı? Evet, çünkü SSD daha pahalı bir teknoloji. HDD daha az bir daha ucuz bir teknoloji. Tamam, daha yavaş, doğru, ama burada herhangi bir performansla ilgili bir şey söylemiyor bize. Tamamen maliyetle ilgili söylüyor. Sınavda böyle bir sorular gelebiliyor arkadaşlar. SSD kullanmak daha iyi tabii ki ama daha pahalı olduğu için burada cevap A seçeneği, cevaplardan bir tanesi A seçeneği.
Çünkü bize performans dememiş, tamamen maliyet demiş. B'ye bakalım. Unmanaged Premium Storage instead of the Main Storage. Alakası yok, hatırlarsanız söylemiştim. Çoğu durumda Main Standard Storage'lar Unmanaged'lerden daha ucuz demiştim. O yüzden bu seçenek geçersiz sayılabilir. Bring your own Windows custom image. Lisans dememiş. Custom imajınızı götürün demiş. Eğer lokalde oluşturduğunuz bir Windows imajınız varsa, bunu Azure'a gönderiyorsanız onun da lisansını ödemek zorundasınız. Eğer ki yine kurum içerisinde lisansınız yoksa. O yüzden C seçeneği de devre dışı kalıyor. Use different Azure region olabilir. Çünkü neden? İlk derste söylemiştim, hatırlarsanız. Fiyatlamalar bölgelere göre değişebiliyor. Farklı bölgeler seçerek daha ucuz fiyatlar elde edebilirsiniz. O zaman cevap iki tanesini bulduk gibi. A ve D seçeneği. E'ye bakalım. Daha düşük güçlü makineler kullanmak. Elbette o zaman size'ı düşürmüş oluyorsunuz. Size'ı düşürdüğünüz için fiyat avantajı elde edeceksiniz. O zaman E de eklendi. Bütün makineleri aynı resource grup içerisinde almak yönetim için güzel ama maliyet için herhangi bir avantajı yok. O yüzden F seçeneğinde geçiyoruz. Bring your own license. Tabii ki kendi Windows lisansınızı kullanmak avantajı olacaktır. O yüzden cevap olarak A, D, E ve G'yi düşünen arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da bir tane Linux makine kuruyorsunuz. Güvenlik ekibiniz size password kullanmayın diyor. Linux makineye erişimlerde. Bunun için authentication metodunuzu ne olarak ayarlamanız gerekiyor diye bir soru var. Ne diyorsunuz? Password yerine aynen iki seçenek vardı hatırlarsanız. Ya SSH key kullanabilirdik ya da password kullanabilirdik. Burada password kullanmamızı istemediği için o zaman SSH key ile devam edebiliriz. Yani seçenek A. Azure'la çok alakası yok bir soru ama bilenleriniz belki çıkacaktır. Şimdi Azure üzerinde bir tane resource grubunuz var ve içerisinde bir sanal makineniz var. Sanal makineyi remote desktop'la bağlanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak remote PowerShell çalıştırdığınızda hata alıyorsunuz. Bunun için Azure üzerindeki sanal makinede remote PowerShell çalıştırabilmek için hangi portlara ihtiyacınız var diye soruyor. Şimdi bu böyle sorular da geldiği için bunu da koydum. Sınavda bazen böyle hani konu dışı bilgi gerektiren sorular da olabiliyor. Biliyor muyuz? Remote PowerShell portlarını aynen B diyenler doğru biliyor. 5985 HTTP üzerinden giden, 5986'da HTTPS üzerinden giden. Şimdi beşinci soruda Microsoft Azure üzerinde bir Windows Server 2012 R2 makineniz, bir de Ubuntu Linux makineniz var. Firmanız yeni bir projede Azure ortamı için bir standart oluşturmuş, bir yapılandırma standardı oluşturmuş ve bunu Azure Desired State Configuration'da dağıtmanızı istiyor diyor. Aslında burayı ileride detaylı göreceğiz ama bu DSC'yi nasıl dağıtırsınız? İki tane cevap sormuş. Var mı fikri olan? Şimdi iki tane farklı işletim sistemi olduğu için iki farklı DSC oluşturmanız lazım. Aslında DSC'de bir PowerShell ya da 5. Ubuntu için 5. Windows Server için PowerShell oluşturmanız lazım. O yüzden iki farklı extension olması gerekiyor. Yani B ve C seçeneği burada söylenebilir. Şimdi altıncı da 5 tane makineniz olduğunu söylüyor bir scale set içerisinde. Ardından fark ediyorsunuz ki makineler CPU'ları maksimuma ulaşıyor. Tamamının maksimuma ulaşıyor. Ancak maksimuma ulaşması durumunda dahi herhangi bir yeni makine kurulmuyor bu scale set içerisine. Ve sizden şundan emin olmanızı istiyor. CPU'lar %75'e ulaştığında yeni bir makina bu scale set'e eklensin.
Hangi seçeneği aktif hale getirmemiz gerekiyor diye soruyor. Herhalde herkes tahmin edebilir. Aynen. Yani AutoScale'i ayarlamamız lazım. Eklemiyorsa eğer manuelde kalmış demektir. Ya da AutoScale'imizin yapılandırmasında bir sıkıntı var demektir. O yüzden AutoScale'i seçmemiz gerekiyor. Biraz uzun bir soru ama bakalım 7. soruya. 9 tane soru vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 7. soruya bakalım. Şimdi firmanız Azure üzerinde bir uygulama dağıtmak istiyor. Tamam. Bu yüzden performans önemli sizin için. Uygulamanın çalışma performansı önemli. Şimdi diyor ki CPU %85'e eriştiği zaman yeni bir tane kaynak eklensin diyor. Yani yeni bir tane VM eklensin diyor. CPU yine %15'e indiği zaman kaynak sayısı azaltılsın diyor. Tek bir kaynak sayısı azaltılsın diyor. Bunun için hangi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor ve bu uygulamaları neyin içerisinde kurmanız gerekiyor diye soruyor. Aynen, scale set içerisinde kurmamız lazım. Resource Manager Template farklı bir şey. Desired State Configuration tamamen yapılandırma ile alakalı. Availability Set zaten o herhangi bir kesintiye karşı koruyan bir sistem. Performans açısından scale setler ayarlayıp bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Evet, bunun sorusunu sormuştuk. Hatırladım şimdi. Şimdi bir yapınız var. İki web sunucunuz, iki application server, iki tane de database sunucunuz var. Sizden şöyle bir yapılandırma istiyor. Her tier'ın çalıştığı VM'ler farklı donanımda olsun. Ve uygulamaların çalışma süreleri, uptime'ları maksimumda olsun. O yüzden dağıtımı nasıl yaparsınız diye soruyor. Bu 6 tane makinenin dağıtımını nasıl gerçekleştirirsiniz diye soruyor. Bakın şurada aslında şeyi vermiş. A mı diyorsunuz? Deploy one VM from each tier into an available set and remaining VM is in the separate available set. So, yani şöyle mi olacak? 6 tane makinenin bir tanesi bir available sette, 5 tanesi diğer available sette. Saçma olmadı mı? 2 tane available set. Onun yerine şunu yapsak. Deploy the VMs from each tier into dedicated available set for the tier. Yani her tier için birer tane available set oluşturursak daha mantıklı olmaz mı? B seçeneği. Her uygulama tier'ı için ayrı ayrı oluşturursak daha mantıklı olacak. O yüzden B seçeneği bizim için doğru seçenek. Son sorumuza bakalım. Burada da diyor ki bir Azure VM'i Event Set içerisinde dağıtmışsınız. Event Set içerisinde sadece bir tane VM var bu arada. Bir tane VM dağıtmışsınız. Ve üzerinde App1 diye bir uygulama çalışıyor. VM'in özellikleri standart storage kullanıyor. Herhangi bir data diski yok. Ve bunu bir custom imajdan dağıtmışsınız. Tamam. Azure planlı bakım sırasında VM'iniz downtime olmuş. Ve firmanız işte yeni bu uygulamaya erişmek için yeni gereksinimlere ihtiyaç duymuş. Ve gereksinimler sırasında demiş ki Azure planlı bakımları sırasında bu App1 uygulamasına biz sürekli olarak erişmek istiyoruz demiş. Bunun için hangi iki seçeneği kullanırsanız daha performanslı ve daha erişilebilir bir yapıya sahip olursunuz diye soruyor. Ne diyorsun?
diyorsunuz. Bakalım. Emin değiliz diyorsunuz. Şimdi bir kere evet bir set kurmamız gerekiyor, değil mi? Yani ikinci bir VM kurup bunları aynı available set içerisine almamız gerekiyor. Yani A seçeneği olacak. Ancak burada performans açısından benim gördüğüm bir tek şu var. Standart storage var. O yüzden tahminim bir de Premium Storage'e çevirmek olacak. Diye düşünüyorum. A ve D seçeneği. Evet. Normalde bugün aslında şeye geçmeyi planlıyordum, diğer üçüncü modül, ama vaktimizi doldurduk gibi bugünlük de. Olay Cuma günü devam ederiz. Ben ilk başta bu eğitimleri 8 modül diye planlamıştım ama 8 bölüm diye. Sanırım biraz daha uzun sürecek. 8 bölümü tamamladıktan sonra yeni, yani eksik kalan bölümlerimizle ilgili ayrı bir planlama yapıp sizlere göndereceğim linkleri. Takipte kalın. Bugün katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Sorularınız olursa yine bana hani e-mail ile ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Cuma günü görüşmek üzere.